arkadaşlar, sıcak iklimleri biliyoruz. Ilıman iklimleri de biliyoruz. Şimdi sıra soğuk iklimlerde. Soğuk iklimlerde rahat olabiliriz. Neden? Soğuk iklimler genel olarak dünyadaki yağış alanı belli ve genellikle çok fazla iklimsel değişikliklere uğramayacak iklim türleridir. Bu nedenle soğuk iklimlerde düşünmemiz gereken öncelikle iklim şartlarının çok daha soğuk olduğu vurgusudur. Bu anlamda çok fazla detay gelmeyecek bununla ilgili karşınıza. Soğuk iklimlerden ilki tundra iklimi. En soğuk ayımız -30, en sıcak ayımız ise 5 santigrat derecedir. Az önce söylediğimiz gibi sıcaklıklar oldukça düşük. Yağış miktarı çok azdır. Toprak yılın büyük zamanı donmuş haldedir. Ki bu sonradan 2 aylık bir çözünme olacak. O çözünme ile beraber bataklık alanları da tundrada yaygın olarak karşımıza çıkacak. Kısa ve serin geçen yaz döneminde toprağın yüzeyinde çözülme ve buna bağlı olarak bataklık alanları oluşacak. Az önce söylediğimiz vurgu burada da detaylandırıldı. Bitki örtüsü tundradır. Nelerdir onlar? Detayda liken ve yosunlar tundra iklimini simgeleyecek bitki örtülerini oluşturmakta. Asya, Avrupa, Karadeniz'in kuzeyi ve Grönland kıyılarında ne yapabiliriz arkadaşlar? Bu iklimi görebiliriz. Lütfen bunu da unutmayalım. Yine yağış ve sıcaklık grafiği, bunlar bir arada da verilebilir, tek tek de verilebilir. Görüyorsunuz oldukça az yağışa sahip ve yine arkasından sıcaklık ortalamanın yaz mevsiminde bile oldukça düşük olduğunu simgeliyor tundra iklimi. Dünyada yağış alanını sorarsa hemen bakın kuzey kutup alanlarına yakın alanlarda tundra iklimini ve yine Grönland'ın güney kısmında tundra iklimini görüyoruz. Bitki örtüsü neydi? Yosunlar ve likenler. Yosunlar ve likenler ile bataklık olgusu. Yani 10 ay don arkasından yaşanan 2 aylık çözülme ile beraber ortamda oluşan bataklık tundra ile ilgili unutulmaması gereken önemli detayımız. Son iklimimiz ise kutup iklimi, soğuk iklimdir, bunu hepimiz biliyoruz. Sıcaklık yıl boyunca düşük. 0 santigrat derecenin altındadır. Önemli bir giriş bilgisi. Yüzey sürekli kar ve buzullarla kaplıdır. Yeryüzünün en az yağış alan bölgelerindendir kutup alanları. Yerleşik hayata çok ama çok az rastlıyoruz. Bitki örtüsü yoktur. Antarktika ve Grönland içlerinde yoğun olarak kutup iklimini görebiliriz arkadaşlar. Yine yağışın ve sıcaklığın bir arada verildiği grafikte görüyorsunuz sıcaklıklar hep eksi değerlerde. Sıcaklığın eksi değerde olması yine yağışında, bakın burada sıcaklık eğrilerimiz, yağışında daha az olduğu alanlar bize kutup iklimini verecek detaylı grafik bilgileridir.